Merhaba arkadaşlar. Bugün Debian işletim sistemi üzerinde DNS server kuracağız. Bunun için apt-get install bin9 programını kuracağız. Şu anda kuruldu. Kontrol edelim çalışıp çalışmadığını. etc initstate bin9 status şu anda çalışıyor. Şimdi konfigürasyon dosyasının olduğu yere gidelim. etc bind konfigürasyon dosyamız named.conf'tur arkadaşlar. Burada herhangi bir ayar yapmayacağız. Yani şimdi işimiz yoktur. Include kısmı var sadece buralarda. Bu da diğer ayar dosyalarını buraya ekliyoruz. Buraya çağırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir isim sunucu oluşturmamız için, diğer soru oluşturmamız için bir zone ayarlamamız lazım. Zone eklememiz lazım. Bunun için de nano name.conf nokta default zonesine giriyorum. Burada diğer zoneler var. Bunlar benim işim yok. Şimdi burada zone ekleyeceğiz. Zone diyorum. İsmi .com olsun. Hemen bir üstü parantez açıyorum. Type master. Burada da file kısmında da benim sistem için oluşturacağım kayıtlar var. Bazı ayarlar var. Bu dosyaların nerede bulunması gerektiğini belirtiyorum. Hangi yolda. Buraya o yola ekliyorum. İsmi de celemi.com olsun. Parantezi kapatıyoruz ve çıktık. Şimdi arkadaşlar nano.com'da zaten yazdığımızda celemi.com çıkıyor. Ben de önce o dosyayı oluşturmuştum. Siz bu dosyayı oluşturuyorsunuz ve içine bu bilgileri gireceğiz. Şimdi burada arkadaşlar bazı kavramlar var. Mesela enerjideki TTL kavramı bir istemcinin yaptığı sorgulama, yani bu isim sunucumuzda celebi.com'a yaptığı sorgulamanın bu celebi.com belleğinde ne kadar süre kayıtlı kalacağını gösteriyor. Burada belli bir süre belirtilmiş. Daha sonra SOA kaydı var. Bu da alan adı ile ilgili bilgileri falan gösteriyor. Burada refresh var. İkinci DNS sunucunun birinci DNS sunucuyu hangi aralıklarla ne kadar zamanla kontrol edeceği, yenileyeceği anlamına geliyor. Burada retry var. Retry var. Burada da ikinci DNS sunucunun birinci DNS sunucuya ulaşamadığı durumlarda tekrar kontrol etmek için bekleyeceği süreyi belirtiyoruz. Bu da yaklaşık 8 saat olarak görünüyor. Default olarak burada böyle belirtilmiş. Expire'da tekrardan ikinci DNS sunucunun birinci DNS sunucuya ulaşamadığı durumlarda kendisinde kayıtlı olan bilgilerin ne kadar süreyle doğru olacağını belirtmiş oluyoruz. Burada da TTL var. Bu da yapılan hatalı sorgulamaların belleğimizde ne kadar süreyle kayıtlı kalacağını gösteriyor. Bu da neyse name server. A kaydı da isim sunucumuza karşı gelen IP adresini belirtiyoruz. Burada server'umuzu IP adresini yazıyoruz. Benim 1.12 IP adresini tekrar kontrol edelim. Config. Şimdi şurada gördüğünüz gibi ET0A kartım. Bu da IP adresi. Şimdi bunları yaptıktan sonra name server'ımızı yazmamız lazım. Bu da nano etc.resolve.conf'dur. Bu name server'ımızı kendi IP adresimizi yazıyoruz. Çünkü burada IP adresimizi yazmazsa oluşturduğumuz isim sunucuları belki de dışarıda gerçek hayatta siteleri vardır. Oralara gidebilir. Şimdi bu işlemlerden sonra sitemizi yeniden başlatıyoruz. init.de 1009 restart yapıyorum. Şimdi kontrol edelim. celebi.com diyorum. Şu anda girmez bir ihtimal. Şu anda gördüğünüz gibi benim daha önce oluşturduğum index, yani bu da bildiğiniz gibi web server'la birlikte çalışıyor. Orada oluşturduğum indekse gidiyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı yoktur. Şimdi bir de bunun hakkında bir bilgi alalım. Bir sorgulama yapalım. Dig komutuyla bir sorgulama yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada gelen bilgiler yazıyor. A kaydı, IP adresi, name server, 1.0, A kaydı, server'ımızın adresi, IP adresi, 1.12. Ne zaman açılmış falan, bu gibi bilgiler bulunuyor. Şimdi log dosyalarına bakalım.
Bu da nano etc pardon var log daemon nokta log buradan a yapmışız. Şimdi bakalım. Burada benim yaptığım sorgulamalar. Şurada cilebi.com var. Burada yapılan sorgulama. Yani ne yapılmış? Daha doğrusu sorgulama demeyelim de sadece log tutuyor. Şimdi arkadaşlar diyelim kim sorgulama yaptı? Bunları öğrenmemiz için bu kısımdan öncelikle nano name.conf nokta log'la giriyorum. Burada yapılan daha doğrusu burada log dosyamızın yerini belirteceğiz. Log dosyalarını bildiğiniz gibi var log'un altında bulunuyor. Bunu burada yazdıktan sonra query.log daha sonra dosyamızı var log'un altında oluşturuyoruz ve kontrol edelim. Var log. Şu anda gördüğünüz gibi celebi.com'a yapılan sorgulamalar var. Kim üzerinden yapılmış? 1.12 IP adresi üzerinden yapılmış. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi çalışmalar dilerim size.